Müfredat dahilinde olan sinüs teoremi bize şunu söylüyor. A bölü karşısındaki açının sinüsü eşittir B bölü sin B eşittir C bölü sin C. YKS geometri kursumuzda bunun çevrel çemberin çapına eşit olduğunu da söylemiştik ve ispatlamıştık. Fakat müfredatta çevrel çember kısmı olmadığı için o kısmı almıyoruz. Sinüs teoremini ispatlamak için önce sinüslü alan formülünü ispatlayalım. Herhangi bir köşeden dikiniyorum. Dolayısıyla bu yaptıklarımı tüm köşeler için yapabilirim aslında. İndiğimiz dike H diyelim. D açısının sinüsü H bölü C. Dolayısıyla buradan H'ı çeker yalnız bırakırsak H eşittir C çarpı sinüs B olur. Üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2'den yazarsak A çarpı H bölü 2 veya 1 bölü 2 A çarpı H diye yazabiliriz. Burada H yerine C çarpı sinüs B yazalım. Sinüslü alan formülünü ispatlamış olduk. Bakın alan 1 bölü 2 A çarpı C çarpı aradaki açının sinüsü 1 bölü 2 A çarpı C çarpı sinüs B olarak yazılmış olur. Bunu herhangi bir köşeden yaptığımız için diğer köşelere göre de yazabiliriz. İspatta sinüslü alan formülünü kullanacağımız için önce onu ispatladık. Şimdi ondan faydalanarak sinüs teoreminin ispatını yapalım. Üçgenin alanını sinüslü alan formülünün tüm köşelere uygulanması şeklinde 3 farklı şekilde ifade edelim. Bakın A çarpı C çarpı sin B bölü 2 bölü 2'leri başa alacağım. 1 bölü 2 A çarpı C ve aradaki açının sinüsü. Yine aynı alanı C köşesine göre yazıyorum. A çarpı B çarpı sinüs C başta 1 bölü 2 var yine. Ve son olarak A köşesine göre yazıyoruz. 1 bölü 2 B çarpı C çarpı sinüs A. Öncelikle tüm eşitlikleri 1 bölü 2 ile sadeleştiriyorum. Tabi artık A'ya eşit değil. Bu gitmiş oluyor. Sonra tümünü A çarpı B çarpı C ile bölüyorum. Bakın bunları böldüğümde A, C sadeleşecek. Bölü B gelecek. Yani sinüs B bölü B. Yine burada A, B gidecek. Bölü C kalacak. Sinüs C bölü C. Burada da B, C sadeleşecek. Bölü A kalacak. Sinüs A bölü A. Hepsinde pay ve paydayı yer değiştirebiliriz. Bu durumda hatta A'lı olanı başa yazalım. A bölü sinüs A açısı. B bölü sinüs B açısı. C bölü sinüs C açısı. İspat tamam. O halde buraya 180'i tamamlarsak 45 derece kalır. Sinüs teoremini uygulayalım. X bölü sin 45 yani 1 bölü kök 2 eşittir 4 kök 2 bölü sinüs 30. Sinüs 30 da 1 bölü 2. Ters dönüp yukarı çarpı olarak geldiğinde kök 2 x. Bu da ters dönüp yukarıya çarpı olarak geldiğinde 8 kök 2. Kök 2'ler gider. X 8. (60, 75, 135, 180) tamamlarsak burası 45 derece. Sinüs teoremini uygulayalım. X kök 6 bölü sinüs 45. Sinüs 45, 1 bölü kök 2. X artı 1 bölü sinüs 60. Sinüs 60, kök 3 bölü 2. Kök 2 çarpı olarak yukarı geliyor. X kök 12 yaptı. 2 çarpı olarak üste gelecek. 2x artı 2 dağıtalım. Şuradaki bölü kök 3 de karşıya çarpı kök 3 olarak geçerse bakın şurası kök 36 yapar. Yani 6x oldu. 6x'ten 2x'i çıkardık. 4x eşittir 2. X eşittir 1 bölü 2. Şu açıya beta diyelim. Ters açı olduğundan burası da beta. Sinüs beta'yı bulursam, bakın şu üçgenle sinüs teoremi ile sinüs alfa'yı, ondan sonra da alfa'yı bulabilirim. Sinüs beta'yı bu dik üçgenden bulabiliriz. Karşı bölü hipotenüs 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. Soldaki üçgenle sinüs teoremini yazalım. 3 bölü sinüs beta. Sinüs beta'yı da 2 bölü 3 bulduk. Eşittir 9 bölü 4 bölü sinüs alfa. 2 bölü 3 ters dönüyor. 3'ler çarpılıyor. 9 bölü 2 eşittir. Şu 4'ü sin alfanın yanına alabiliriz.
9 bölü 4 sin alfa. 9'lar sadeleşti. 2 ile 4 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Yani 2 sin alfanın 1 olması lazım. Dolayısıyla sin alfa 1 bölü 2. Sinüs alfa 1 bölü 2 ise alfaya 30 derece olur. Üçgenin içinde bir açı olduğu için. Veya 150 derece olur ama 150 derece olsaydı bakın 9 bölü 4 alfanın karşısında bu üçgendeki en büyük kenar olması gerekirdi ki bu 2 küsür bir değer. Fakat burada 3 var. Demek ki 150 derece olamaz. O halde alfa 30 derece. Pisagor'dan şuranın uzunluğunu bulalım. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9 çıkartırsak 7. Demek ki burası Pisagor'dan kök 7. O halde şuranın toplam uzunluğu x eksi kök 7 artı kök 7 yani x. Şimdi sinüs teoremini uygulayalım. Bakın büyük üçgende uyguluyoruz. X bölü sin 30. Sin 30 1 bölü 2 eşittir 6 bölü karşısındaki açının sinüs. Buna alfa diyelim. Şu dik üçgenden sinüs alfayı yazabiliriz. Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 4. O halde buraya 3 bölü 4. 2 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. Burada 2 kaldı. 6'yı da 3'e bölebiliriz. Burada da 2 kaldı. 2 bölü 1 bölü 2 ters dönüp yukarıya çarpı olarak çıkarsa x 4. Buraya x, eşit uzunluklara da k diyelim. Yukarıdaki üçgende sinüs teoremini yazdığımızda x bölü sin alfa eşittir k bölü sin 30. Biliyoruz ki sin 30 1 bölü 2. Şimdi aşağıdaki üçgene geçelim. Burada da benzer şekilde x bölü sin beta eşittir k bölü sin 45. Sin 45'in de 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan ne yazabiliriz? 2 çarpım olarak gelecek. Sin alfa da karşıya çarpı olarak geçerse x eşittir 2k sin alfa. Yine buradan da x'i çekersek buna eşit olacak. Kök 2 çarpı olarak sin beta da karşıya çarpı olarak geçiyor. Burada sadece x kalıyor. O halde kök 2k sin beta. K'lar sadeleşti. Kök 2 ile 2 ile sadeleştirirsek burada kök 2 kaldı. Sin alfa bölü sin beta'yı elde etmek istiyorum. Sin alfa burada kalsın. Sin beta buraya bölü olarak geçsin. Burada 1 kaldı. Bölü kök 2 de bölü olarak geçerse istenen 1 bölü kök 2. Önce üçgeni kaba taslak çizelim. Herhangi bir ABC üçgeni. Kesin olan bilgi 30 derece açısı. Yine A kenarı 4 birim, C kenarı 6 birim. Şu açıya da alfa diyelim çünkü karşısındaki kenar belli ve sinüs teoremini uygulayalım. 6 bölü sin alfa eşittir 4 bölü sin 30. Sin 30 1 bölü 2. Dolayısıyla 8'e eşit ters dönüp çarpı olarak geldiği için 8 ile 6'yı sadeleştirdim. Burada 3, burada 4. Buradan sinüs alfa 3 bölü 4. Şimdi sinüs değerini inceleyelim. 3 bölü 4 değeri yaklaşık şuralarda bir yerde. Şöyle x eksenine paraleller çekersem bakın şu açıda 3 bölü 4 oluyor ve bu açıda 3 bölü 4 oluyor. Yani şuna ben alfa 1 dersem şuranın tamamı alfa 2 olur. O halde üçgenin içine sığabilecek 2 tane alfa değeri var. Şunu diyebilirsiniz 30 derece belli. Yani şunların toplamına, iki açının toplamına 150 derece kalıyor. En fazla alfa 150'ye yaklaşabilir. Bunu nereden bileceğiz? 150'den küçük olduğunu. Onu da şöyle görebiliriz. Bakın 30 derece sinüsü 1 bölü 2 demek. Yani tam şu orta noktaya denk gelecek. 1 bölü 2'ye denk gelecek. Dolayısıyla 30 derece burada. Bu 30 derecenin simetriği de bu taraf. Bakın burası. Dolayısıyla bu alfa açısının 150'den küçük olduğunu da görmüş oluyoruz. Yani diğer alfa açısı da yaklaşık böyle bir şey olacak. Mesela şurası alfa olacak. 4 ise burası da 4 olacak. Bakın aynı özellikteki üçgen. 30 derece 6 4. 30 derece 6 4. Yani şurası 180 eksi alfa oluyor. Çünkü aynı sinüs değerini vermek durumunda. O zaman buna ben alfa 1 dersem şuna alfa 2 diyebilirim. 2 tane alfa ölçüsü var. Yani aslında burası da C. C'lere de C1 ve C2 diyelim. Yani 2 farklı ölçüde C açısı vardır. Bu doğru.
1 doğru. Aslında iki farklı da ABC üçgeni oluşmuş oldu. AB C1, AB C2. Dolayısıyla AB C1 üçgenindeki B açısı bakın bu. AB C2 üçgenindeki B açısı da bu. Yani bu ikinci açı, şunun tamamı birinci açı. O halde tek ölçüde B açısı vardır. Bu yanlış olmuş oldu. 4 yanlış. AB C1 üçgenindeki B kenarı bakın bu olurken, buna B1 diyelim. AB C2 üçgenindeki B kenarı bu oluyor. Dolayısıyla iki farklı ölçüde veya uzunlukta B kenarı var. O halde tek B kenarı uzunluğu vardır ifadesi yanlış. İki farklı ABC üçgeni çizilebilir. Evet, bakın görüyoruz ABC1 ve ABC2. Dolayısıyla 3 doğru. Sonuç olarak 1 ve 3 doğru, 2 ile 4 yanlış.